şuraya geldiğimden beri en keyifli kahvaltımı yaptım. O varoş ayak altında olmayınca ne güzel böyle. Bundan sonraki kahvaltılarda da olmayacak. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Az kaldı. Kurtulacağız o sevimsizden. Yusuf ne durumda? O da kıvama geliyor. Teyzesi 2.80 serilince açıkta kaldı. Bundan sonra daha çok ilgileneceğim onunla. Yusufcuğum. Ne oldu sana canım? Neden asık o güzel suratın bakayım? Teyzeme gittim. Uyuyordu gene. Kahroluyorum bu çocuğu böyle gördükçe. Talihsiz yavrum benim. Annesi de hep böyle uyuyor demiştin değil mi? Hiç sorma. O zaman da günde 1000 kere gidip gelirdi annesinin yanına. Değil mi Yusufcuğum? Yusuf, sen teyzene de annen gibi bir şey olacak diye mi korkuyorsun? Ay, içim parçalandı şimdi. Ama haklı. Hem yetim, hem öksüz. Şimdi teyzesi de annesiyle aynı durumda. Tamam Zuhal'cığım. Üzmeyelim şimdi Yusuf'u. Yusufcuğum, hadi sen ön bahçede oyna birazcık. Hadi canım. Az kaldı. Böyle böyle göndereceğiz bu Velid'i evden. Yaman'la senin iş meseleni konuşacağım artık. Sen de dikkatli olacaksın ama. Şu sıra Yaman'ı kızdıracak bir şey yapmamaya özen göster. Merak etme. Ben dersimi çoktan aldım zaten. Güzel. O halde şirkette hak ettiğin konuma kavuşacaksın. Yaman'la konuşup hisselerimi sana devredeceğimi söyleyeceğim. Bundan sonra şirkette beni sen temsil edeceksin. Hem böylelikle Yaman'a daha da yakın olacaksın. Yaman kabul edecek mi? Sen orasını hiç merak etme.